Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere OnePlus 5, 5T, 6 ve 6T telefonlarında VoLTE ve WoWifi ayarları nasıl aktif edilir onu göstereceğim. Öncelikle VoLTE ve WoWifi'nin ne olduğunu merak ediyorsanız videonun altına koyacağım linkten izleyebilirsiniz. Şimdi VoLTE ayarları normalde OnePlus telefonlarında kapalı olarak geliyor. Geliştirici seçeneklerinde kapalı olarak geliyor. Bu nedenle siz hiçbir ayarlarda VoLTE ve WoWifi ayarlarını göremezsiniz. Öncelikle geliştirici ayarlarına VoLTE ve WoWifi aktif etmek lazım. Siz normalde ayarları açtığınız zaman karşınıza ayarlarda Wi-Fi internete girip sim kart ve ağ seçeneğine geldiğinizde şu anda bu ekranda sizin VoLTE ve WoWifi ayarlarını görmeniz lazım. Şu an göremiyorsunuz çünkü bunlar geliştirici seçeneklerinden kapalı. Geliştirici ayarlarından açmak için telefonda arama tuşuna yıldız 800 kare yıldız kare 800 kare yazıyoruz. Bakın yıldız kare 800 kare yazıyoruz. Daha sonra gelen ekranda OnePlus Lock Kit seçiyoruz. OnePlus Lock Kit'te Function Switch modunda alt tarafta Function Switch moduna gidiyoruz ve burada ekranda gördüğünüz gibi VoLTE Switch ve WoWifi Switch seçenekleri kapalı. Bunları açıyoruz. Burada yeniden başlamak istiyor musunuz diye cancel diyoruz ikisini de açmak için. Daha sonra bunu yaptıktan sonra telefonumuzu restart yapıyoruz. Yeniden başlatıyoruz. Telefonumuzu yeniden başlattıktan sonra size vereceğim linkte bulunan programı indirmeniz gerekiyor. Bu linki videonun altında göreceksiniz. Bu linki kopyalayıp Google Chrome'a Internet Explorer'a yapıştırdığınız zaman burada gelen dosyaya download diyorsunuz. Bu benim kendi bulutumda yer alıyor. O yüzden virüs falan yok. Şey yapmanıza gerek yok. Daha sonra burada download deneme ediyoruz. Ve şu an dosyayı indirmeye başladık. Evet, şu an dosyamız indi. Dosyayı indirdikten sonra dosya sıkıştırılmış klasörde olduğu için sağ tuşa tıklayıp dosyaları aç diyoruz. Daha sonra bunu klasörü açıyor. Klasörün içerisinde iki tane setup dosyası var. Bu iki programı da yüklememiz gerekiyor. Klasörün içine girdim. Ve burada birinci setup dosyasına tıklıyorum yüklemek için. Burada normal standart ayarlarla yapıyoruz. Bir şey değiştirmiyoruz. V1 seçili. Evet. Next diyorum. Next diyorum. Daha sonra işte kabul ediyorum diyorum lisans sözleşmesini. Install diyorum. Ve şu an birinci programı yüklüyor. Yükleme biraz sürebilir. Yaklaşık 1-2 dakika içinde yükler. Biraz beklemeniz gerekiyor. Evet, bunlara güveniyorum deyip install diyebilirsiniz. Evet, şu an bu programı yükledik. Daha sonra QPST klasörüne giriyoruz. Bu klasörün içerisindeki şu exe dosyasını, kurulum dosyasını çalıştırıyoruz. Bu da yaklaşık 1-2 dakika içerisinde yükleniyor. Çok uzun sürmüyor bunlar. Bu arada ben yüklediğim dosya içerisinde
bir tane fazladan klasör yapmışım. Bunu silebilirsiniz. İndirdiğiniz dosya içerisinde. Bu tekrardan aynı setup. Evet, şu an bekliyoruz. Evet, şu an yüklemeye başladı. Next diyorum. Next diyorum. Sözleşmeyi kabul et diyorum. Next diyorum. Daha sonra burada complete direkt tüm ayarları yükle. Tüm özelliklerini yükle. Install. Ve programı kuruyor. Finish diyorum ve şu an program kuruldu. Evet, PDC programını kurduktan sonra artık telefonumuzu USB kablosu ile bilgisayarımıza bağlıyoruz. Bilgisayara bağladıktan sonra telefonumuzda aramaya geliyoruz. Buraya yıldız kare 801 kare yazıyoruz. Daha sonra karşımıza Factory Mode diye seçenek gelecek. Bu Factory Mode seçeneğinde burada şu serial ve full port switch'i on yapıyoruz. Evet, daha sonra kurduğumuz PDC programı, PDC diye bir program yüklüyor. Bu programa geliyoruz, sağ tuşa tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyoruz. Yönetici olarak çalıştır dediğimizde tabi telefonu bağladığınızda şeyi on yaptıktan sonra, ayarları on yaptıktan sonra driver yükleyecek. Bu biraz sürebilir. Bunu beklemeniz gerekiyor. Yoksa burada siz bir seçenek göremezsiniz. Telefon driverları yüklenmeden. Daha sonra buraya tıkladığınız zaman karşınıza burada ayarlar geliyor. Bu ayarlarda bende şu an volte aktif olduğu için siz görmüyorsunuz. Şöyle göstereceğim size. Burada Oversee Commercial diye üst taraflarda bir seçenek olacak. Bunu önce sağ bunun üzerine gelip sağ tuşa tıklayıp Deactivate Sub 0. Yani buradaki Sub 0'ı aktif, arka tarafta görüyorsunuz aktif yazıyor. Inaktif yapmamız gerekiyor. Önce bunu inaktif yapıyoruz. Daha sonra bunu seçiyoruz. Tekrardan Oversee'yi seçiyoruz. Remove diyoruz ve kaldırıyoruz. Bu bize telefonun ayarlarında volt ayarlarına değişiklik yapmamızı izin verecek bundan sonra. Daha sonra biz bunu remove yaptıktan sonra PDC uygulamasında sizin şebekenize göre ayarları aktif veya pasif ediyorsunuz. Ben de telefonumda Turkcell ve Vodafone var. Ben India Volte'yi denedim. India Volte, Vodafone'u denedim. Burada çalıştı. Siz farklı şeyler deneyebilirsiniz eğer olmazsa. Ama Turkcell ve Vodafone'da bu çalışıyor. Volte'yi ve Wi-Fi'yi aktif ediyor. Bunu yapmak için India Volte'ye geliyorsunuz. Sizde alt tarafta gözükür. Ben de değiştirdiğim için üst tarafta şu anda. Sağ tuşa tıklıyorsunuz. Set Select Config'den Sub 0 ve Sub 1'i ayrı ayrı seçiyorsunuz. Yani Sub 0 ve Sub 1 aktif olacak. Ben de şu an yaptığım için aktif gözüküyor zaten. Daha sonra bunları Set Select Config'den Sub 0 ve Sub 1'i aktif yaptıktan sonra şu aşağıda aktif butonu gelecek. Bu aktif butonuna basarak telefonunuzun artık volte ayarlarını aktif yapmış oluyorsunuz. Telefonun volte ayarlarını aktif yaptıktan sonra telefonun USB kablosunu çıkaracaksınız. Daha sonra burada serial ve full port switch'i tekrardan off yapın ki eski ayarlarında kalsın. Daha sonra telefonun ayarlar seçeneğine geliyorsunuz. Telefonda ayarlara basıyorsunuz. Burada Wi-Fi internete giriyorsunuz. Wi-Fi internetten sim kart ve ağ ve burada bakın gelişmiş iletişimde Volte ve Wi-Fi arama seçenekleri geldi. Bunlar önceden yoktu çünkü geliştirici ayarları kapalıydı. Biz açmıştık hatırlarsınız. Ondan dolayı geldi. Daha sonra bunları Volte ve Wi-Fi aramayı aktif ediyorsunuz. Aktif ettikten sonra çağrı tercihinde kablosuz bağlantı tercih edildi seçin. Çünkü burada
telefon çekmediği durumlarda internet üzerinden arama yapıyor. Bu Wi-Fi dediğimiz şey bu. Burada eğer hücresel ağı seçerseniz internetin çektiği yerde yapmaya çalışır. Kablosuz da yapmaz. Mesela kablosuz olan yerde arama yapamazsınız. Daha sonra bunu da yaptıktan sonra telefonunuzu yeniden başlatıyorsunuz. Telefonu yeniden başlattığınızda biraz açıp da biraz bekliyorsunuz. Beklediğiniz zaman şurada WoW Wi-Fi, eğer kablosuza bağlıysanız WoW Wi-Fi yazısını görürsünüz. Şu telefonun üst tarafında şöyle göstereyim ben size daha yakından. Bakın burada WoW Wi-Fi yazısını göreceksiniz. Kablosuzu kapattığınız zaman da, yani telefon şebekesine döndüğünüz zaman da burada Volte yazısını göreceksiniz. Şurada Volte'yi göreceksiniz. Bunun için biraz beklememiz gerekiyor telefonu kapatıp açtıktan sonra. Hayırlı olsun.